Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizlere Stephen King kitaplarını defalarca tanıtmıştım fakat bazı arkadaşlar okuma sırasıyla ilgili sorular sormaya başladılar. Karakterleri kaçırmamak için soran da var. Yani ortak karakter olan kitaplar var veya birbirinin devamı olan kitaplar var. Yanlarında bir şey yazmıyor bazen. Karakule serisi çok bariz bir seri zaten. Orada bir hata yapamaz insanlar ama işte Medium'u okumadan Doktor Uyku'yu okusam problem olur mu diyenler oluyor veya işte Kırpılmış kitabın daha sonra tam metni çıkıyor. Bununla ilgili soru soran arkadaşları aydınlatma açısından bazı kitaplar, tamamı değil tabii ki ama bazı kitapların okuma sırası var tabii ki Stephen King'de. Bugün sizlere kısaca bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Hani yani şunu okumadan bunu okumayın veya işte öncelikle bundan başlasanız daha iyi olur gibilerinden. Yine şöyle sol baştan başlayayım. Hani sırasında çok karıştırmadan yeni basımları için konuşuyorum arkadaşlar. O yüzden isim değişikliği oldu diye aynı kitabı tekrar sayacak değilim bu sefer. Karakule'nin okuma sırasını söylüyorum arkadaşlar. Silahşor, Üçün Çekilişi, Çorak Topraklar, Büyücü ve Camküre, Kallanın Kurtları, Suzanlı'nın Şarkısı, Kule ve son olarak da Anahtar Deliğinden Esen Rüzgar kitabını okumanız gerekiyor. Çünkü Stephen King de bu şekilde yazmış. Tamam, kronolojik olarak dilerseniz Anahtar Deliğinden Esen Rüzgar'ın geçtiği dönem Büyücü ve Camşire ile Kallanın Kurtları'nın arasında ama Stephen King zaten bu kitabın ön sözünde de isteyen 4,5 olarak düşünüp ikisinin arasına da koyabilir, isteyen 8 olarak düşünüp kulenin sağına da koyabilir demişti. Ben de kronolojik olarak dizdim, o yüzden buraya koydum ama okuyacaksanız dediğim gibi Karakule serisinde en son Anahtar Deliğinden Esen Rüzgar kitabını okumanız gerekiyor. Çünkü usta dediğim gibi en son bunu yazdı, bu kitabı yazdı. Ben böyle şeylerde her zaman için yazarın yazdığı sırada gidilmesi taraftarıyım. Yazma sanatının çevirisi değişti arkadaşlar. Şu yeni çevirili olanı okumadım ama şu kitaptan bahsedersek burada da usta daha önce yazdığı kitaplarla ilgili pek çok ipucu veriyor. Yani tamam işte yazarlığa soyunanlar veya işte yazar olmak isteyenler için pek çok burada öneri var. Stephen King'in hayatıyla ilgili pek çok bilgi de var bu kitapta. Ama Stephen King'e yazma sanatıyla başlamanız çok doğru olmaz. Çünkü pek çok kitabıyla ilgili farklı farklı detaylar veriyor. İşte o kitabından tutun Kemik Torbası'na, Karakule serisinden tutun Mahşer'e varana kadar. Şimdi Mahşer'i çok okumadıysanız, Mahşer'i şöyle yazmıştım, bu karakter buradan çıktı dediğinde hem anlamazsınız neden bahsettiğini, hem de daha sonra kitabı okurken buradaki bir detay yüzünden aa evet ben bunu biliyordum diye can sıkıcı bir hal alabilir Stephen King'in bahsettiği şeyler. O yüzden yazma sanatı kitabını da biraz sonraya ötelemenizi öneririm. Tabii ki daha önce de bahsetmiştim, Stephen King okumayı da zaten Karakule serisiyle başlamanızı çok önermem. En azından bir 3-4 kitabını okuyup yazarın diline alıştıktan sonra Silahşor'a başlarsanız çok daha keyif alacaksınız. Burada arkadaşlar mesela, ya bu benim görüşüm tabii ki, illa alıp bunu da okumak zorunda değilsiniz ama elinizde bu tür romanların hem kırpılmışları hem tam metinleri varsa, hikaye derlemelerinden değil romanlardan bahsediyorum, hem kırpılmışları hem tam metinleri varsa önce kırpılmışlarını okumanızı tavsiye ederim. Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Birincisi, insan tam metnini okuyup yani 1214 sayfalık bir kitabı okuduktan sonra ya zaten özeti diye şu kitaba elini atmayabilir, Mahşer kitabına çok elini atmayabilir. İkinci sebebi ise arkadaşlar, bizim ülkemizde de bu şekilde yayınlandığı için söylüyorum ve Stephen King'den daha önce kırpmasını istemişler. İkinci sebebi ise dediğim gibi yayınlanma sırasına göre gitmek her zaman için daha iyidir. Stephen King, örnek veriyorum mesela şuradaki Şeffaf kitabında kırpılmış kitap yazmamış. Yani Stephen King'den böyle bir şey rica etmemişler. Bu altın kitapların kırpması yüzünden kitap kırpılmış ama sonuçta bizim ülkemizde de bu kitabın önce kırpılmışı, daha sonra bu şekilde tam metni ortaya çıktığı için her zaman için yayınlanma sırasıyla okumanız bir avantajdır bence. O yüzden elinizde varsa, çok büyük bir kayıp değil dediğim gibi, yani Mahşer'in tam metni varsa gidip illa kırpılmışını da alın demiyorum ama elinizde ikisi de varsa önce Mahşer'in kırpılmışını, daha sonra da tam metnini okumanızı öneririm. Keza o da aynı şekilde, önce kırpılmışını ondan sonra tam metnini okumanız sizin faydanız olacaktır. Medium ve Doktor Uyku kitabı arkadaşlar devam kitabı olarak düşünebiliriz. Dan Torrance'ın daha sonra büyümüş hali var Doktor Uyku kitabında ve ortak karakterler var, bazı olaylar zaten birinci kitapla alakalı, Overlook Oteli'ne geri dönmeleri gibi keza. O yüzden önce Medium'u, ondan sonra da Doktor Uyku kitabını okumanız gerekiyor. Bu Karakule gibi bir seri değil, hani baştan söyleyeyim. Çünkü zaten Medium 1977 yılında, Doktor Uyku'da yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılında kaleme alındı. Yani arada 33 yıl var. Hani illa bitirir bitirmez Medium'u, Doktor Uyku'yu okumak zorundasınız gibi bir şey çıkmasın.
Çünkü Kara Kule serisinde bazı şeyler yarım kalıyor. Yani bu Stephen King kalem alırken de zaten seri olarak düşündüğünden, özellikle tabii ki bir sonraki kitap alınsın diye o şekilde bırakmış. Ama Medium'u okudunuz diye Doktor Uyku'yu okumak zorunda değilsiniz. Tekrar ediyorum. Sadece tek başına Doktor Uyku'yu okumanızın bir anlamı yok. Medium'u da okumanız gerekiyor. Yine şöyle bir bakayım arkadaşlar. Yani ufak tefek göndermeler olabilir. Daha önce bahsetmiştim onlardan size. Göndermeleri kaçırmak istemiyorsanız Mahşeri, O'yu, işte Kara Kule serisini, artık babalar bunlar yani Stephen King'in hani en çok satan ve bana kalırsa da tabii ki en güzel kitapları Medium'u zaten okumanız lazım. Çoğu kitabında gönderme var. Yine Hayatı Hemen Karanlıkta arkadaşlar. Önce Kırpılmış'ı, sonra Tam Metni okunmalı eğer elinizde varsa. Yine bakıyorum şöyle Colorado'daki Tom Gordon'a aşık olan kız. Yani bunlar da çok önemli değil bence illa sıra olarak okumanız gerekmiyor ama mesela örnek veriyorum, Ateş Yolu arkadaşlar Stephen King'in şu an basım olmayan kitaplarından birisi ve Richard Bachman mahlasıyla yazılan kitaplarından birisi. Bana göre farkı bunun diğerlerinden, işte örnek veriyorum burada mesela Yüzyılın Suçlusu Blaze de Richard Bachman mahlasıyla kaleme alınmış. İşte Falcı da öyle, Stephen King'in yine Richard Bachman mahlasıyla kaleme aldığı kitaplarından birisi. Fakat bence öyle dediğim gibi Ateş Yolu'nu diğerlerinden ayıran tarafı, Ateş Yolu çok farklı bir şekilde kaleme alınmış. Daha önce bahsetmişimdir size, yani bu kitabın kapağında Stephen King yazmasaydı ben bunu kesinlikle usta yazmış demezdim. Yani bence çok farklı bir anlatım var bu kitabın. O yüzden bazılarına güzel gelmeyebilir. Yani Stephen King'e Ateş Yolu'yla başlamanızı da çok fazla önermem. Biraz daha ileriye atabilirsiniz bu kitabı. Daha önce çok Stephen King okuduysanız çok önemli değil ama şunun için söylüyorum, yani bence öyle dediğim gibi anlatım kalitesi çok farklı. Bu kitabı beğenmezseniz eğer durduk yerde Stephen King'den de soğuyabilirsiniz veya tam tersi anlatım kalitesi çok hoşunuza gitti diye şu kitapta diğer Stephen King kitaplarını alıp da aynı şeyi bulamayınca hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. O yüzden bu kitapla başlamanızı önermiyorum. Yüzyılın Fırtınası arkadaşlar, bu okuma sırası olarak demiyorum ama bu kitap bir senaryo kitabıdır. Daha önce bahsetmişimdir belki size. Şöyle bakın, filmden de kareler var zaten. Bu kitap da zaten 1999 yılında çekilen televizyon filmi Yüzyılın Fırtınası filminden sonra kitap haline getirilmiş ve yayımlanmış. O yüzden Yüzyılın Fırtınası'nı da tabii ki filmi izledikten sonra okumanız daha doğru olacaktır. Önce Yüzyılın Fırtınası filmini izleyip daha sonra bu kitabı okumanızı öneriyorum. Şurada arkadaşlar yine Korku Ağanı Kırpılmış vardı, daha sonra tam metin olarak çıktı. Bu kitabın sonuna sadece yer ortak arkadaşlar, olayların bir bağlantısı yok ama Jerusalem Slot'ta geçtiği için iki tane Stephen King hikayesi eklendi. Bu hikayelerin ikisi de yanlış hatırlamıyorsam, yine şuradan bakayım da, Hayaletin Garip Huyları kitabında vardı. Herhalde ikisi de yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki hikayeler bunun sonunda eklenmiş. Ama ikisinde de çeviri farkı var. Yani birebir aynı kelimelerle yazılmamış. O yüzden hani okumanızı tavsiye ederim. Hayaletin Garip Huyları tam metni okuduysanız bile yani. Şunun sonundaki hikayeleri tekrar bir göz atabilirsiniz. Son bir kadehle. Öbür hikayenin adını unuttum şimdi de. Yani şuradan tekrar bir bakabilirim. Buradaki Türkçesi de farklı olabilir gerçi. Ben o son bir kadeh hikayesini çok beğenirim de, Hayaletin Garip Huyları'ndaki, o yüzden aklıma geldi. Burada da yine uzun uzun mektuplaşma vardı. Çıkarılmış sahneler vardı, aynen. Bakın şimdi, evet, görünce tekrar aklıma geldi. Kitaptan çıkarılmış sahneler vardı. Kırpılmış kitapta bu yoktu tabii ki. Bu da gerçekten çok güzeldi. Evet, bakın o mektuplaşma olan şey bu. Sevgili Bones diye. Jerusalem Slot. Bu hikayenin adı. Öbürü de dediğim gibi Son Bir Kadeh'ti. Buradaki adını hatırlayamadım şu an ama bir tane de Yol İşin olarak çevirmişler. Hayaletin Garip Huyları'nda Son Bir Kadeh'ti bu hikayenin adı. Kitaptaki en sevdiğim hikayeydi de o yüzden adını hatırladım. Mesela arkadaşlar, Ejderhanın Gözlerini daha önce söylemiştim sizlere. Stephen King 14 yaşındaki kızı için kaleme almış bu hikayeyi. Fakat Instagram hesabımda paylaşmıştım bunu, hatırlayanlar olacaktır belki. Hem olay örgüsü hem de karakterler tamamen yani Karakule ile bağlantılı. Bir iki tane harfini değiştirmiş, bazen onları da yapmamış yani. Cadıreya vardı mesela Büyücü ve Camküre'de. Burada da ona benzeyen bir cadı var. Zaten kralın adı Roland'dı vesaire vesaire yani. Ejderhanın Gözlerini keyif alarak okumayı istiyorsanız eğer Büyücü ve Camküre'ye kadar okumanızı öneririm Karakule serisini. İlla Karakule serisini bitirmeniz gerekmiyor. Çünkü yazıldığı tarihte yanlış hatırlamıyorsam yine Büyücü ve Camküre ile Kallanın Kurtları arasındaydı Ejderhanın Gözleri kitabının.
İlla Karakule'yi okuyup okumanız gereken bir kitap değil tabii ki. Bağlantılı değil ama dediğim gibi çok fazla ortak şey var. İsimler, olaylar, işte ondan sonra bazı şeyler, hani böyle katet şeyleri de vardı burada biraz. Keyif alarak okumak istiyorsanız Karakule'nin ilk dört kitabını okumanızı öneririm önce. Ruhlar Dükkanı kitabı, yine arkadaşlar bunu da söylemiştim. Ruhlar Dükkanı'nın baş karakteri Şerif Alan Pangborn. Hayatı hemen karanlıktaki olayı çözmeye çalışan Şerif'ti. Burada da bazı ortak şeyler var. O yüzden Ruhlar Dükkanı'nı okumadan önce de, ya dediğim gibi devam kitabı değil bu, sadece karakter ortak ama hani bazı şeyleri gözden kaçırmamak için, çünkü orada da bir iki gönderme vardı kitapta. Yani Hayatı Hemen Karanlığı okumadan gözden kaçırabileceğiniz detaylar vardı. Ruhlar Dükkanı'ndan önce Hayatı Hemen Karanlık kitabını okumanızı öneririm. Bunun da arkadaşlar çok güzel bir uyarlaması vardır. Bazıları bilmiyor olabilir. Türkçe olarak bir DVD'sini falan görmedim ben. Belki hiç basılmamıştır, belki ben bulamamışımdır, bilmiyorum ama şurada bulursam arkadaşlar hızlı bir şekilde size onu da göstereyim. Dark Half yazısını görmeye çalışıyorum. Ha, aynen, bakın şurada. Timothy Green'di herhalde başrol oyuncusu. Yani gerçekten oyunculuk falan güzeldi. Ben kitabı çok beğenmemiştim. Kitabı beğenmediğim halde filmini beğendim. Birkaç tane uyarlamadan birisidir o. Birisi Kristin'dir. Öbürü de şu The Dark Half filmiydi. Hayat Hemen Karanlık kitabını okuduktan sonra da filmini izlemenizi öneririm. Güzel bir filmdir. Şeffaftan bahsetmiştim arkadaşlar. Dediğim gibi önce kırpılmıştı, daha sonra işte ham metni okunmalı diye. Mesela Yüzyılın Fırtınası filminde oradaki kasabanın başkanı Andre Lanuge'u öldürmekten bahsederken adada olan adada kalır. Dolores Claiborne'un kocası gibi diyordu orada. Filmde çok ince bir detaydı. İzleyenler varsa belki hatırlayacaklardır. İkisi de İnkılap yayınlarından çıkmış ve yazılma tarihleri de birbirine yakın herhalde. Yani Yüzyılın Fırtınası'ndan önce çok alakalı bir şey değil. Hiçbir bağlantısı yok gerçi ama Little Tall Adası'nda geçtiği için ikisi de, o yüzden söylüyorum. Yüzyılın Fırtınası filmini izlemeden veya kitabını okumadan önce de Dolores Claiborne kitabına da bir göz atabilirsiniz. Sadece ufak birkaç senelik detayı gözden kaçırmamak için. Bay Mercedes zaten üçleme arkadaşlar. Bay Mercedes, kim bulduysa onundur ve Son Nöbet kitapları. Tabii ki bu sırada okumanız gerekiyor bunları. Yaratık ve Düzenleyiciler de yine. Ben bunları okumadım, henüz okumadım. O yüzden hani çok detaylı bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla devam kitaplarıydı, yanlış hatırlamıyorsam. Yani önce Yaratığı, sonra Düzenleyiciler okumanız gerekiyor. Tılsım ve Karayip de öyledir arkadaşlar. Tılsım kitabındaki Gezgincek daha sonra büyük büyük dedektif oluyor ve kasabasında işlenen cinayetleri çözmeye çalışıyordu. O yüzden önce Tılsım'ı, daha sonra da Karayip'i okumanız gerekiyor. Bu sırayla okumanız gerekiyor yani. Yine şuralara bakıyorum, böyle çok da... Yabancı kitabında arkadaşlar. Yine bu kitapta da Holy Gibney adlı karakter vardı. Buradaki tuhaf olayları çözmeye çalışıyordu ve pek çok gönderme olduğu için yine Instagram hesabımda paylaşmıştım ben bunu. Özellikle Son Nöbet kitabına çok fazla gönderme vardı. O yüzden kitabı keyif alarak okumak istiyorsanız, tabii ki Son Nöbet'i de tek başına okuyamayacağınıza göre serinin 3. kitabı, önce Bilhaç üşlemesini bitirip, Bay Mercedes Kim Buldu Son Nöbet üşlemesini bitirip ondan sonra yabancı kitabını okumanızı öneriyorum. Ha, dediğim gibi çok büyük kayıp değil. Sadece tek başına yabancıyı da alıp okuyabilirsiniz ama bazı yerleri anlamayacağınızdan eminim. Yani bu adam kim veya burada neden bahsediyor diye. Bunu yaşamamak için önce o işlemi okumanız gerekiyor. Arkadaşlar şu an bakın Kuş Gibi Mevsim ve Esaretin Bedeli diye şu kitabın basımı var. Fakat ya daha önce çok bahsettim. Kısaca değineyim yine. Bu kitabın orijinali Different Seasons'tır. Different Seasons denmesinin nedeni, içinde Stephen King'in 4 farklı mevsimde geçen 4 tane kısa romanının olmasıdır. Bu kitapta 3 tane kısa roman var. Yetenekli Öğrenci, şundan bahsedeyim hadi, ilk basılan buydu. Yetenekli Öğrenci, Retriever'ı Vırdı Seven Adam ve Solunum Metodu. Fakat bu kitabı güzel bir şekilde, yani böyle haz alarak okumak istiyorsanız da dediğim gibi orijinaline sadık kalıp 4. kısa romanını da okumanızı öneririm. 4. kısa roman da şu kitabın içerisinde var, Ceset adlı kısa roman derlemesinde. Ceset ve Hiddet adında iki tane kısa roman vardı. Hiddet'i o kadar beğenmiyorum ama Ceset benim en beğendiğim kısa romandır. O yüzden elinizde şu kitap varsa, hani bunun basımı var onun için söylüyorum da, şunun basımı yok. Elinizde bu kitap varsa ve imkanınız varsa önerime kulak verin. Ceset kitabını da bir şekilde temin edip almanızı öneriyorum ben. 4 tane kısa romanı okuyun. Emin olun çok daha keyif alacaksınız. Çünkü dediğim gibi 4 farklı mevsimde geçen 4 tane kısa roman var. Different Seasons'a doğrudan geliyor.
Daha önce bahsetmişimdir yine herhalde, kısaca söyleyeyim. Maça Kızı kitabında da arkadaşlar sarı giysili alçak adamlarda, yani alçak adamlar zaten bir karakule terimidir. Karakule'de vardı alçak adamlar. Maça Kızı kitabında keyif alarak okumak için, bazı göndermeleri atlamamak için Karakule serisini bitirdikten sonra okumanızı öneririm. Ha, şart değil, illa Karakule serisini okuyup ondan sonra Maça Kızı'nı okuyun gibi bir şey demiyorum ben. Seri değil tabii ki ama bence en azından birinci kısa roman, içinde 5 tane kısa roman var bunun, ama en azından birinci kısa romanı anlamak için, keyif alarak okumak için Karakule serisini okumanız gerektiğini düşünüyorum ben. Bunlar hikaye derlemeleri arkadaşlar, ama kan varsa da bu şeye kitaba adını veren Kan Varsa adlı kısa roman da yine aynı karakter var. Holy Gibi'nin karakteri var. O yüzden aynı şeyleri söyleyeceğim. Üçlemeyi okumanızı öneriyorum. Hatta daha sonra yayınlandığı için söylüyorum yani. Elinizde varsa yabancıyı da okuyun, elinizdeymişken. Yani Holy Gibi burada da vardı. En son Kan Varsa kitabına girerseniz daha faydalı olacaktır. Dediğim gibi şart değil tabii ki ama karakter sonuçta. Holly Gibney karakteri Bilhac üçlemesinde vardı ve bu karakter durduk yere nereden çıktı dememeniz için veya daha önce neyi çözmüştü dememeniz için öncelikle o üçlemeyi okumanızı öneriyorum. Hikaye derlemelerine girersek arkadaşlar, Karanlık Öyküler kitabında burada da şey vardı. Küçük rahibeler Eluria'nın Küçük Hemşireleri adlı bir tane hikaye var Karanlık Öyküler kitabında. Adını hatırlayamadım birden. Bu hikayede arkadaşlar Roland var. Yani Karakule serisinin baş karakteri olan Roland Döşeğin, benim de aynı zamanda en sevdiğim karakterdir. Kronolojik olarak Silah Şor'dan daha öncesini anlatıyor. Yani ben illa kronolojik olarak devam etmek istiyorum diyen varsa, bahsetmiştim size işte anahtar deliğinden, Esen Rüzgarı, Büyücü Öleceğim Küre'den sonra da okuyabilirsiniz. Sizin tercihiniz. İlla ben o sırada okumak istiyorum diyen varsa ilk olarak bu kitaptaki o hikayeyi okumasını öneriyorum. Fakat Stephen King'in yazdığı sırada okumak istiyorsanız arkadaşlar, Büyücü ve Cam Küre'den sonra Stephen King o hikayeyi yazmış. Büyücü ve Cam Küre kitabını bitirdikten sonra Karakule serisine girenler için özellikle öneriyorum. Bazılarının haberi yok bundan. Büyücü ve Cam Küre'yi bitirdikten sonra Kallanı Kurtlarına geçmeden önce şu kitaptaki Eluria'nın Küçük Hemşireleri adlı kitabı okuyabilirsiniz. Kısa bir hikaye zaten. Donun var içerisinde. Şu arkadaşlar, siyah takım elbiseli adam, siyah giysili adam hikayesinin farklı bir çeviriyle yayımlanmış haliydi. Yani çok da önemli değil yani, okuma edebilirsiniz. Bunlar hikaye derlemeleri arkadaşlar. Yani ekstra bir metin yok. Burada sadece kırpılan hikayeler vardı. 12 tane hikaye, 2 tane de şiir. Yanlış hatırlamıyorsam Sis kitabından kırpılmış, tam metne eklenmişti. Önce bunu okuyacaksınız diye bir şartım yok. O yüzden yukarıda dedim yani hikaye derlemeleri aynı tutuyorum romanlardan diye. Direkt şu kitabı okuyabilirsiniz. Yani şunu okumamanız sizin için bir kayıp değil. Elinizde tam metni varsa sadece şunu okumanız yeterlidir. Yine aynı şekilde Hayaletin Garip Huyları da öyle arkadaşlar. Yani şu kitabı illa bulup alacağım diye dert etmenize gerek yok. Sonuçta aynı hikayeler var. Dediğim gibi yani kırpılan bir şey yok yani hikaye. Ya kısaltılmamış. Burada sadece belli hikayeler çıkartılmış. Sayısı azalmış. Yani 20 tane hikaye yerine uyduruyorum. İşte 10 tane hikaye yayımlanmış. Geri kalan 10 tanesi de buraya eklenmiş. Şimdi buradaki sayıyı hatırlayamadım da. O yüzden hikaye derlemelerinde kırpılmışları okumanız gerekmiyor illaki. Bunlar arkadaşlar Rüyalar ve Karabasanlar, Nightmares and Dreamscapes adında Stephen King'in 24 tane hikayeden oluşan bir derlemesi. Yurt dışında bu kitap tek kitap olarak çıkarılmış. Bizim ülkemizde 3 kitaptı. Daha önce bahsetmiştim sizlere. O yüzden hani elinizdeymişken hepsini birden okumanızı öneririm. Elinizde sadece 2 veya 3 varsa bunları da okuyabilirsiniz. Birinciyi veya ikinciyi okumanız gerekmiyor tabii ki hikaye derlemesi olduğu için, ama Stephen King hepsini birden yayımladığı için bunlar da bir bütün olarak düşünülmeli bence. Nasıl Kabuslar Pazarı'nı alıp okurken işte içerisinden 3 tane hikaye seçeyim diğerlerini okumayayım demiyorsanız, burada da öyle yapmanızı öneririm. Elinizdeymişken üçünü birden okumanız sizin yararınız olacaktır. Şunlar zaten arkadaşlar, daha önce söylemiştim size, Stephen King'in kitaplarında yayınlanan hikayeler antolojilere eklenmiş. Hani farklı bir çeviriyle okumak isterseniz bunlara da göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere kaçırdım, atladım da olmuş olabilir ama hatırladığım kadarıyla Stephen King'in okuma sırası olan kitaplarından bahsettim. Yani bu kitabı okumadan şuna girmeyin veya işte şu şekilde okursanız diye bazı tavsiyelerde bulunmaya çalıştım sizlere. Umarım yardımcı olmuştur. Hani bilgi sahibi olmayanlar için özellikle söyledim. Çünkü dediğim gibi bazıları
Instagram hesabıma da yazıyorlar. YouTube kanalına da yorum yazanlar oldu. Okuma sırası yapar mısınız diye. Hani göndermeler veya işte daha iyi anlayabilmek adına söyledim bunları. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize uzun günler, hoş geceler diliyorum. Hoşça kalın.